Antalya Büyükşehir Belediyesi Televizyonu'ndan herkese merhabalar sevgili izleyenler. Haftanın özetiyle karşınızdayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı 19 Mayıs 1919'un 105. yılı Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı coşkulu bir programla kutlandı. Hazırlanan program kapsamında spor turnuvaları, söyleşiler, Fener Alayı, Antalya'da sanatçı Buray ve Burak Yeter, Alanya'da ise Yüz Yüzeyken Konuşuruz konserleri düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi HalkEd Projesi ile vatandaşın ekonomisine destek oluyor. Kepez, Alanya, Manavgat ve Selik'te bulunan HalkEd satış mağazalarının yanı sıra ilçe ilçe gezen mobil tırla da sağlıklı ve kaliteli et ve et ürünleri uygun fiyatla halkla buluşturuluyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi yerelden kalkınma hedefleri kapsamında Kaş'ın Yayla Kılınçlı, Sütleyen ve Gömme mahallelerindeki üreticilere toplam 5000 adet lavanta fidesi hibe etti. Arıcılığın geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği için desteklemeler devam ediyor. Kemer'deki arı üreticilerine yaklaşık 2 ay önce 150 adet kovan desteği sağlanırken, şimdi de 50 üreticiye 100 adet kovan desteği sağlandı. Büyükşehir Belediyesi, Akseki'nin Minareli Mahallesi'ndeki 80 üreticiye kapalı devre sulama borusu desteğinde bulundu. Böylelikle su israfı önlenirken verim ve tasarruf sağlanacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Alanya Demirtaş Mahallesi Kanalizasyon Şebekesi yapım işi projesi tüm hızıyla devam ediyor. Demirtaş Mahallesi'nde toplamda 39 kilometre kanalizasyon şebekesi ve kolektör hattı yapılacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi, çevre konusunda çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarıyla Zeytinpark'ta bir araya geldi. Öneriler ve görüşlerin ortaya konulduğu toplantıda ortak akıl ve işbirliği anlayışının güçlendirilmesi üzerinde görüş birliğine varıldı. Türkiye'de en fazla mavi bayraklı plaja sahip Antalya'da deniz kirliliğinin önüne geçmek amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin filosuna kattığı yüksek süratli ve gece görüş imkanına sahip denetim gemisi Toros 07 göreve başladı. Denetim teknesi Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı elektronik gemi denetleme sistemine online olarak bağlanıp görüntülerin anında aktarılmasına da imkan sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi yaz aylarında halk sağlığını tehdit edebilecek sinek ve haşerelere karşı yıl boyu aralıksız mücadele ediyor. 1600 personel, 200 araçtan oluşan mücadele ordusu halk sağlığını korumak amacıyla kent merkezi ve tüm ilçelerde ilaçlama yapıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası'nı çok özel etkinliklerle kutladı. İlk olarak engelli bireylere yönelik sportif etkinlikler gerçekleştirilirken, bir günlük temsili askerlik yapacak 15 engelli genç için asker uğurlama töreni düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Televizyonu olarak haftanın özetiyle sizlerleydik. İyi haftalar.